52'dir. Görmediniz mi? 52 Efendim, daha 14 iki, önce 12, bitti. bakın 52'nin efendim, önce bitti. Yok. Eylül 2013 Tarif yılında etmeyin. iki Tarif tane etmeyin. iki Tarif tane soruşturma açılıyor. Siz çok Hiç tarif operasyonelsiniz. Etmiyorum. Olmaz. Bir dakika. Operasyonel siz de, sizsiniz. Siz de Lütfen bana yani operasyonel diyemezsiniz. Bana operasyonel bak, diyemezsiniz. Öbür tarafları hatırlatmaya bana operasyonel diyemezsiniz. Aile kendi yaptıkları siz çolak kadının açıklaması ben burada işte. 52 gün önce bir çolak kadının açıklaması burada ama. Sayın moderatöre saygı gösteriyorum. Ben operatör değil gazeteciyim. Lütfen birilerinin avukatlığını yapmayın. Tamam. Bunlara girecekse lütfen. Bakın böyle buralara gelmesin de. Bence. Sen de karışıyorsun ya. Karışırım. Ben orada Nazan, bakın aylardır siz yani, bir taraflara hiç dokunmadan tek bir noktadan bir şeyler söylüyorsunuz. Sen de dokun. Şimdi ben dokunuyorum. Dokunsun. Abdülkadir Bey de dokununca bakın operasyon yapmakla suçluyorsunuz. Ben adaletin yanında. Tamam. Ben ikinize dinlemiyorum. Sen tamamen Abdülkadir Bey'e 14 ay önce dinlemeler bitmedi. Ama bakın operasyonel diyemezsiniz bana. Ama ben niye 30 yıllık gazeteciyim. Ben Çolak Kadın'ın açıklamasını söylüyorum Hayır, size. Çolak Kadın'ın açıklamasında ne diyor? Bir şey. Başka bir isimle 2 yıl boyunca soruşturma yürütülmüştür diyorsun. Bunu nasıl izah ediyorsun? Ben geçen programda size izah ettim. Hepsi UYAP'a girmiş. Olur mu efendim? UYAP'a giren girmiş. Yoktur. UYAP sisteminde şifreler var. O zaman Çolak var. Kadın yanlış biliyor. UYAP sistemi. Ben size dosyaların numarasını bile Fox verdim. Fox TV'de yayınlanan dosyaların numarasını bile verdim. Ben birkaç şey daha kaldı. Söyleyeyim. Nagihan'dan başlayacağız. Şimdi bakın bu esasında HSK'daki değişiklikler yapılmak istenen hükümetin yapmak istediği değişiklik aslında HSK'yı değil aslında ıskat etmek ve bütün yargıyı kendine bağlamak idi. Fakat bunun çok ciddi sonuçlara ve sorunlara yol açacağını hükümet de kısa sürede idrak etmiş gibi görünüyor. Bana öyle iyimser bakıyorum. İdrak etmiş gibi görünüyor ama aynı zamanda bir panik içinde bunu yapmak istiyor bir taraftan da. Şimdi bunu niye yapmak istiyor? Bunun nedeni de şu. Ya bu yolsuzluk soruşturmaları yenileri gelmesin. Var olanlar da bu soruşturmaların var olanları da söndürülsün, kapatılsın. Ama bunu yapmak için de bu amaca vasıl olmak için de cemaat olarak yani yargıdaki HSYK'da ve yargıdaki kritik noktalardaki cemaate yakın veya cemaatçi olarak tespit ettiği yargı mensuplarını da kaydırmak zorunda oralardan. Etkisiz yerlere, makamlara atamak zorunda. Yani esasında bu yolsuzluk soruşturmalarının yapılmasını önlemek amacını taşıyor. Ben sizin dediğiniz şey de aslında doğru tabii. Yani bu soruşturmaların 17 Aralık'ın efendim bu kadar yaptılar, beklediler, niye şimdi geldi? Tabii ki siyasi amaçlı. Yani bunda bir şey yok. Ama yani siyasi amaçlı yolsuzluk soruşturması yapılıyorsa yolsuzluklar ortadan kalkmıyor. Bilakis ortaya çıkıyor. Yani böyle de bunun ikili bir reçesi var. Biri diğerini ortadan kaldırmıyor. İkisinden de bahsetmek, ikisinde konuşmak ve ikisi hususunda da devletin üzerine düşeni, hükümetin ve devletin yapmasını temin etmek lazım. Dolayısıyla yani yolsuzluk soruşturmalarını önleyen bir anayasal düzen eğer böyle olacaksa, mecliste çıkacak bir arzu edilen mutabakat bunu getirecekse zaten demokrasiyi falan güçlendirmez. Hiçbir hükümet üzerinde bu yük varken rahat soluk alamaz, rahat yaşayamaz ve demokratik meşruiyetini tahkim edemez bu durumda. Şimdi bir devam edeceğiz. Ben sözü tekrar Nagihan Hanım'a vermek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla burada bir tur daha yapabiliriz bu hususta, HSK hususta. Evet, yani söyleyeceğin aslında, şeyler varsa yoksa başka bir konuya yani geçebiliriz. Aslında şimdi bugün bütün konuşacağımız konular bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla ben bir başlık ne hatırlatılırsa hatırlatılsın ortak bir noktadan hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi artık bu programda kim ne derse desin dünyada da ortaya çıkan bir fotoğraf var Türkiye ile ilgili. Bir şekilde yargı üzerinden bir siyasi dizayn etme çabası olduğunu bugün Amerika'da da, Washington'da da, Brüksel'de de, Avrupa'nın kritik noktalarında da son derece önemli pozisyonda olanlar, diplomatlar, akademisyenler herkes tespit ediyor. Nerede, nasıl tespit ediyor? Bakın ben birçok, mesela ben birçok kaynağımla konuştum geçtiğimiz hafta. Bununla ilgili pazar günü Milliyet'te bir yazı da yazdım. Gazetecilerde, diplomasinin içinden insanlarda, Türkiye'de siyasetin siyaset dışı aktörler tarafından şekillendirilmeye çalıştığı konusunda hemfikirler. Ama yani bunu söyleyenler, bakın bunu söyleyen, bunu söylediğin zaman zaten buraya çıkıyor. AK Parti cemaat çatışması, cemaat denen olgunun kendini bir siyasetçi, siyasi güç yerine koyarak arka planda yargıyı hareket ettirerek siyasete mütemadiyen operasyon yaptırdığı bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla
bu noktada ya, ve bunu tespit edenler öyle AK Partili Başbakan Erdoğan'a yakın falan değil, aksine bunu söyleyenler aynı zamanda şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki biz zaten Türkiye'deki siyasi tablodan rahatsızız. Biz Başbakan Erdoğan'ın tek adam gibi görünmesinden, otoriter bir görüntüye sahip olmasından, işte Türkiye'de bir takım ifade özgürlüğü ile ilgili engellerin olmasından rahatsızız. Ama bu Türkiye'de cemaatin siyaseti dizayn ettiğiyle ilgili fotoğrafı tahrip etmiyor. Onu da tespit ediyoruz diyorlar. Şimdi yolsuzluğun üzerine sanki bunu tespit etmek yolsuzluğu örtmekmiş gibi çok büyük bir manipülasyon. Hızla yayılmaya çalışıyor. Örtülmüyor mu yolsuzluklar? Bakın şimdi bunların hepsi tesadüf mü? Yolsuzlukların üzerine önce bir yargı adam gibi olacak. Yeniden yapılandırılacak. Biz üst yargıya, HSYK'ya da güveneceğiz. Şimdi bakın. Hayır, bir dakika. Yani, bu delillerin hepsinin sonuna kadar hesabının sorulacağı bir Türkiye'de yaşamak burada hepimizin sorumluluğunda. Ama bu delilleri teslim edecek bir yargıya ihtiyacımız var. Kendi arasında paslaşarak, o merkezden saklayarak, isimleri gizleyerek, tamamen rutin dışında bir takım gizli evlerde toplanarak, o evlerdeki kaçak bilgisayarlarda dosyalar oluşturarak, daha sonra bunları bir silah gibi, bir ateş gibi siyaseti... Bunların hepsi çıkıyor. Bakın bugün mesela Akşam Gazetesi'nin Akşam'da vardı, Sabah'ta var, birçok dergi, şeylerde var. Peki zaman kimin o zaman? Akşam, bugün kimin? Yapmayın. Akşam, ben hayır, referans gösterme, onu söylemek istiyorum. Evet, o zaman siz hiçbirini referans göstermeyin. Mesajlaştığınız kaynaklardan hiç referans almayın. Şimdi bakın, ben şunu söylemek istiyorum. Hiçbir gazeteciyi de burada lütfen altına bırakmayalım. Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen kesmeyin. Lütfen kesmeyin. Bugün bütün dünya, burada ne kadar tiyatro oynanılmaya çalışırsa çalışırsın, farkındaki. Türkiye'de yolsuzluk, rüşvet yok. Var. Fotoğraf net. En azından iddialar son derece vahim iddialar ve soruşturulması gerekiyor. Ama bu iddiaların soruşturulması için öncelikle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvendiği bir yargı sistemine ihtiyacımız var. Ve bu yargı sistemi şu anda yok. Olmadığı için de zaten birçok son derece vahim iddia şu anda elde tutuluyor. Çünkü bunlar bu mevcut yargıya teslim edilirse sümenaltı edilecek. O yüzden yeniden yapılandırma birçok noktada şer. Şimdi kimse şuna inandıramaz. Diyorsun. Yani şey açıdan diyorsun. Yani operasyon yapılacak. Bu yargıdaki ona göre yargı oluşturuluyor. Bir operasyon yapılacak veya bir şey yapılacaksa onlar bu hangi yargıya teslim edecek? Ben diyorum ki bakın Türkiye'de farklı bir şey söylerim. Ben şunu söylüyorum bakın. Yani hangi yargıya güveneceğiz bu yargıdaki odakları tasfiye etmek için mi? Türkiye'de yüksek yargı, yani biraz önce de söylediğimi tekrarlayayım o zaman. Türkiye'deki yüksek yargı örgütlü bir azınlığı. Bakın çoğunluğun değil. Belki mevcut yargının içinde %10'dur, %15'tir. Ama örgütlü ve kendi içinde paslaşan bir azınlığın boyunduruğu altına girmiş. Nasıl girdi bu? Hatalarla girdi. 2010 referandumundan sonra bu blok liste, hükümette kabahat çok. Bunu savunanlar da kabahat çok. Ben bir yorumcu olarak çok doğru demiştim. Ben de kabahat çok. Ben bunları inkar etmiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. HSYK'nın meclis tarafından da atanarak, Avrupa'da da örneği oldu. Biraz önce mesela İspanya modelinden bahsettim. Abdülkadir ve başka örneklerden bahsetti. Yeniden şeffaf. Kim nereden? Muhalefetten de orada olacak. İşte ana muhalefet, yavru muhalefet, iktidar partisi. Buyurun siz bir şey söyleyeceksiniz. Evet, bir şey söyleyeceğim ben. Şimdiye kadar bu Balyoz davasında, Ergenekon davasında deliller üretiliyor, deliller uyduruluyor, sahte deliller var diye iddia edenler şimdi tam tersi. Ben de o açıdan soruyorum. Yargı şimdiye kadar yargı tartışmaya açıldığı andan itibaren tam tersine yargının arkasında durmaya başladı. Ama şu an yaşananlar her şeyi çok ona geliriz, diyor. Ona geliriz ama tartışmanın içini bozmayalım. Tabii ki. Bakın ben siz araya girdiniz bir saniye. Bence bu önemli Nagihan, bir saniye. Tabii, bir saniye. Yani. Bu önemli bir hatırlatma. O konuda bir cevap hakkım doğuyor size ama ben de zaten şu açıdan diyorum. Yani delil fabrikasyonu, delil üretmekle bunları tartışarak bir yargı, yargının bu bahiste de aynı suçlamalarla karşı karşıya kalması veya kalmaması bir büyük soru işaretidir. Ama kesinlikle, sen de HZK mevcut haliyle doğru dürüst demiyorsun. Yeniden yapılması. Geçmişte de değildi. Tamam. Bak geçmişte de değildi. Şimdi de bak 2010'dan önce de değildi. 2010'dan sonra da değildi. Bak yine ben demokrat yargı başkanı Uğur'a referans vereceğim. De eskiden ölümdü şimdi sıtma diyor. Yani ben öyle bir mukayese yapmıyorum. Yeniden yapılandırılması var. Dolayısıyla şimdi ülkede adalete... Neyse sıram gelince konuşayım. Peki yani ülkede adalete güven kalmayınca işler tıkanıyor. Dolayısıyla bir kriz başka bir takım geçici önlemle telafi edilmeye çalışılıyor olmaz. Ben yeniden hatırlatayım. Hükümetin bu sunduğu ve büyük ihtimalle şimdi yasa teklifi olarak ortaya konmayacak olan paketin içeriğini de
ben doğru bulmuyorum. Yani topluca bütün partilerin üzerinde anlaştığı, bütün toplumu çoğulcu bir şekilde kapsayacak bir paketin, bir Abdülkadir Bey dedim, bir mini anayasa. Belki bu yolla böyle bir teklif ortaya çıkarsa. Şimdi anayasa tartışmaları da öyle kalmıştı, donup kalmıştı. O mecliste, komisyonda lav edilmişti. Dolayısıyla bu vesileyle yeniden böyle bir hamle yapılabilir diye düşünüyorum. Yapılmazsa şayet bütün... Kim gelirse gelsin, Türkiye'de devamlı iktidar prangalar içinde olacak. Eskiden başka bir askerin vesayeti altındaydı. Bugün de cemaatin vesayeti altında devam edecek. Bakın önümüzdeki zamanlarda da konuşacağız ama yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, bütün bunların hesabının sorulduğu bir ülkede yaşamak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Aynı zamanda uzun zamandan sonra büyük bir operasyon geliyor. Sonra bakın birazdan konuşacağız. Türkiye'de çok şükür ki çözüm süreci var. Çok şükür ki çözüm süreci devam ediyor. Bu dinlemeler... Sizden bir de operasyonel gazetecilik sözünüze düzeltme bekliyorum Nazlı Hanım. Tamam, operasyon yapmıyorsunuz. Tamam, oldu mu? Evet, operasyon tamam. Yapmıyorsunuz. Hayır, ben çünkü operasyonu savcılar yapıyor ben, fakat onun da önü kesiliyor. Evet, ben 29 evet. yıllık bir gazeteci olarak tamam. bundan incinirim. Olabilir. Operasyon yapmıyorsunuz. Dediğim gibi yapılan yolsuzluk operasyonlarının önünün kesilmesine belki istemeden bir katkı sağlıyorsunuz. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın o kadar önemli birinci operasyonu söylüyorum. Belgeler ele geçti. Burada dinlemeler İçişleri Bakanlığı tarafından fark edildiği için o noktada durduruldu. Fotoğraflarla gösterilen paralar var. Ayakkabı pabuç bilmem nerelerinde çıkan paralar var. Bunlar hiç konuşulmuyor ve farklı şeylere yönlendiriliyor Türkiye. Çok bakın, bu program Nazlı Alıcan'ın hayal gücüyle yarattığı dünyayı biz ona gerçekleri göstermeye Hayır. çalışınca korkunç saldırılara ve hakaretlere daha geldi. Biraz önce de sen geldi. Bana şunu söyledin. Bakın Abdülkadir Bey burada somut bir şey söyledi. Ben bunu duydum. İşim, biliyor musun benim sen ötesini bunu de söyledim. Sen kulağınla mı duydun bunu? Evet ben bunu duydum. Sen bunu... Bakın sen bunu yine Nazlı Hanım aynı şeyi yapıyorsun. İsterseniz, hayır evet, efendim ben bunu yanımda konuşuldu duydum. Evet. Yalnız sen de biraz önce demişsin ki ben farkında değilim. Sizin sen Nazlı Alıcak demişsin. Bir vesayetin kucağında öbür vesayetin kucağına oturabilirsin. Bakın kim o tezgir attı? O zaman ben dedim ki Nazlı Alıcak 28 Şubat'ta evet, askeri vesayete karşı durdu. Şimdi bir vesayetin kucağına oturdu demişsin. Bir vesayetin kucağına oturdu. Tamam sen öyle dedin. İçin ben de sana para propaganda elemanı evet, olsun. Evet, mı? Ben şunu söyleyeceğim. Sen bana onu dedin. Ben şunu sen de bu lafa bir kara propaganda yaptığı ortada. Sen, tamam. sen bunu ben isterseniz ben buyurun. Süreci bitireyim. Türkiye evet. bu kadar yaşadığı deneyimden sonra aslında oturup bir öz eleştiri yapması lazım. O öz eleştiri de kasetler, dinlemeler üzerinden Türkiye'nin dizayn edildiği bir sisteme son verilecek bir yasal düzenlemeye geçilmesi gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız olduğunu inanıyorum. İkincisi, Gülen hareketinin yurt dışındaki değil, yurt içindeki de öğrencilere